Selam herkese. Kocaman bir kolyeyle karşınızdayım. Camı kapatmayı unuttum. Ses geliyor. Bugün bir kolimiz var. Çünkü uzun bir aradan sonra yine ürün inceleme videosu çekiyorum. Bu video için Stabilo'ya teşekkür edebilirsiniz. Stabilo mail yoluyla bana ulaştı ve... Ulaştı. Bu kadar zor olmamalı değil mi? Niye konuşamıyorum? Stabilo bana mail yoluyla ulaştı ve size şu ürünleri göndermek istiyoruz. Bununla bir resim çizerseniz seviniriz dediler. Ben dedim ki tabii mutluluk duyarım ama benim ürün inceleme diye bir serim var. Anca öyle bir tarzda video çekebilirim. Sadece resim çizmekle olmaz gibisinden bir mail attım. Daha sonra kabul ettiler teklifimi. Ben de teklif etmiş oldum çünkü. 2 gün falan oldu ve bana kocaman bir koli geldi. İçinde gerçekten bir sürü şey koymuşlar. Fakat hepsinden önce bir kutu açılışı yapalım değil mi? Hepsini bu videoya sığdırdım. Zor oldu ama başardım. Birkaç ayrı günde çektim. Çoğu görüntü farklı günlere ait. Daha önceden beğendiğim ve kullandığım bir marka Stabilo. Deneyimlerimden bahsettim bu videoda biraz. Küçük de bir teste tabii tuttum. Ama hiç kullanmadığım ürünler de vardı. Gerçekten değişik ürünler var. Videonun devamında da seyrinde de göreceksiniz. İlk öncelikle böyle fosforlu kalemler var. Swing cool olarak geçiyor. Ayrıca paketlemesi çok hoş. Kot böyle ve düğmesi falan var. Arkasında cebi bile var. Çok hoşuma gitti. Bunların böyle her seferinde arkasına basasım geldi ama öyle bir mekanizması yokmuş meğersem. Bu fosforlu kalemlerin farkı uçları biraz daha küçük ve tasarım olarak yuvarlak. Daha yuvarlak. Stabilo BOSS'larla karşılaştırdığımızda. Bunlar aşırı fosforlu. Elde tutuş olarak çok hoşuma gitti nedense. Böyle yuvarlak yuvarlak geliyor ele. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitti o his. Linerları var. Point 88. Ama biz buna 88 diyeceğiz. Çünkü neden olmasın? 88 diyerek hava kasmayalım yani. 88. Bir sürü bunların renklerini vermişler. Artı bir de pastel olarak ayrı bir set göndermişler. Stabilo'nun en ince uçları bunlar yanlış bilmiyorsam. 0,4. Sonra yine bir kot tasarımı böyle. Cırt cırtlı. Uçları da aynı. Bunların da böyle küçük olması çok tatlı duruyor. En ilgimi çeken bu metalik oldu. Kutusu böyle mat bir metal. Çok hoş bir hissiyat veriyor. Görünüş olarak da güzel duruyor. Ya içini açınca çok büyük beklentilerle doldum. Kalemler çok güzel gözüküyor. Kapaklarını simli yapmışlar. Uçlarını açınca da güzel bir görsel şölen yaratacaklarından neredeyse eminim diyebilirim. 2 tükenmez kalem göndermiş Stabilo. Bunlar siyah ve lacivert olmak üzere 2 renkten oluşuyor ve uçları medium kalınlıkta. Ben Stabilo'nun kuru boya ürettiğini bilmiyordum. Kuru boya da göndermişler. Trio thick diye geçiyor. 18 tane rengi var içinde. Bunların tasarımı üçgen şeklinde. Benim hoşuma gitti. Çünkü şu an elimde olan mevcut kuru boyalar yüz yuvarlak ve açarken böyle elimi acıtmaya başlıyor. Masada kayıyor. Ben onları mı tutayım, resim mi yapayım derdi var. Eğer resim kalemi de alıyorsanız, numaralı kalemler de alıyorsanız daha köşeli olanları tercih etmenizi ben öneririm. Bir de altına kalem tıraş koymuşlar. Ve yine böyle janjanlı bir kutumuz var elimizde. Ben bu kutuyu bir süre açamadım. Böyle bakıyorum resmine falan. Çizmişler orada gösteriyorlar bilmem ne. Açamadım. Sonra meğersem çok kolaymış. Daha sonra da kapatamadım bu arada. Kapağının tasarımından dolayı. Bunlar Stabilo'nun 68 serisi. Yani 88'in daha kalın uçlu olanları. O gün çektiğim görüntülerde yok ama bu kutu bir de şöyle açılıyormuş. Böyle masanıza koyup buradan kullanabiliyormuşsunuz. Ben o sırada fark etmemiştim. Çok zeki olduğum için. Bir de böyle Stabilo'lar var. Ambalaj bana Candy Crush'ı anımsattı. Ki ben de Candy Crush'a bağımlı olabilecek türden bir insan olarak hoşuma gitti bu. Bunlar da 68 serisinin minileri. Bunlar da yine aynı renklerde ama daha küçük cep boyutunda. İşte okula giderken falan kullanabileceğiniz, hemen alabileceğiniz tasarımda kalemler. pointMax'lar var. Kalemler 68 serisine çok benziyor. Ama baktığınızda uçları çok daha ince. Çok daha detaya girebilir muhtemelen bunlar. Ve anladığım kadarıyla yazı yazmak için tasarlanmış. Ve bunların yanı sıra bir sürü de fosforlu kalem, marker, fosforlu marker göndermişler. Bir de Stabilo BOSS miniler var. Üstünde çeşitli yazılar yazıyor. Onların tasarımları da ilgimi çekti. Stabilo BOSS minilerden vardı bende. Hatta geçen eskiz defteri videomda bahsetmiştim. Onu çizdim falan diye. Onlar böyle fosforlu olduğu için karanlıkta parlıyordu. Bunlarda da denedim acaba öyle bir şey var mı diye ama maalesef yoktu. O parlama anını sizin için çekmeye çalıştım bunları ama koyacağım ekrana o kadar oldu anca. Diğerleri ne yazık ki parlamıyormuş. Buradan da söyleyeyim bunlar karanlıkta parlıyor. Çünkü ben gördüm aşırı hoşuma gittiği için herkese söylüyorum. Yaptıktan sonra her inceleme videomda yaptığım gibi renklerin bir skalasına baktım. Bu arada deneme yaptım ve resim yapacak olduğum kağıt normal karton, ben onu kesip kullanıyorum. Yanlarda suda çözünme oranlarına bakmak istedim. Su denemesi yapmak için su hazneli fırça kullandım. En çok 68 serisi dağıldı gözlemlediğim kadarıyla. Bir de uçları daha olduğu için, daha kalın olduğu için daha çok boya aktarıyor muhtemelen kağıda. O yüzden de dağılması daha kolay oluyor diye tahmin ediyorum. Metalikler çok olmadı. Sadece simya falan yaydı. Koyu olanlar birazcık leke gibi oldu. Çok olmadı. En az da fosforlu renkler dağıldı. Sarı gibi, turuncu gibi, pembenin de fosforluları var. Onlar en az dağılan, suda en az dağılanlar oldu. Bu ürünlerin bu arada hepsinin linki aşağıda olacak. Zaten bir set halinde yanılmıyorsam. Oradan bakabilirsiniz. İstediklerinizi inceleyebilirsiniz. Fosforlu markerlar gayet suluydu. Yapısı çok hoştu. Yani kolay kolay bitecek markerlara benzemiyorlar. Renkleri denerken dikkatimi çeken şey şu oldu ve bayağı şaşırdım. Daha önce fark etmemiştim çünkü. Stabilo BOSS Mini'ler hariç çoğunun üstünde renk kodu var. İlk sayı serinin ismini belirtiyor ve ikincisi de rengin ismini belirtiyor. Bu şekilde farklı serilerdeki aynı renkleri tespit edebildim. Resim yapmak için tasarlanmış kalemler olmamalarına rağmen, daha çok yazı yazmak için, işte bullet journal yapmak için vesaire olmalarına rağmen buna dikkat etmişler. Bence artı bir puan. Örneğin Sharpie'lerde böyle bir numaralandırma söz konusu değil. Güzel renkler var. Ben ayrıca Stabilo'nun bu renk uyumunu çok takdir ediyorum. Çünkü her seride benzer renkler var. Çünkü bence resim yaparken, özellikle resim yaparken hatta yardımcı olacak bir özellik bu. Mesela ten rengini boyuyorsam onun dışına da onun bir tık koyusunu ya da aynı renginde çizgi çekmek istediğimde kolaylıkla bu rengi bulabiliyorum. Daha sonra kuruma açısından bu kalemleri denemek için ilk önce sıfırlarken bir yazı yazdım. Ve daha sonra da kapaklarını açık bırakıp kurumuş mu kurumamış mı ya da ne kadar kuruduysa kurumuş, bunu test etmek için 10 dakika bekleyerek aynı yazıyı tekrardan yazdım ve başarılıydı. Ben dürüst olmak gerekirse metalik olanlardan çok korkuyordum. Çünkü çok sulu bir yapısı yok ilk başta bakıldığında ve diğer Stabilo'lara oranla, diğer Stabilo ürünlerine oranla daha böyle kuru gibi duruyorlar. Ama muhtemelen yapısından dolayıymış. Çünkü kurumadı. O da güzeldi. Bu arada bu konuda kurumama, uzun süre kullanabilme konusunda Stabilo'yu gerçekten beğeniyorum. Çünkü daha önce bahsettiğim o Stabilo BOSS Mini'ler, bende olanlar 2 sene falan bana dayandı. Hala bunların içinde var bu arada. Bunların bir de mavisi vardı. Ben o sıralar maviyi çok sevdiğim için sürekli mavi kullanıyordum. Bir tek o tamamen bitti şu ana kadar. 2 okul dönemi boyunca sürekli kullanmıştım. Bunlar da o maratondan arta kalanlar. Bunların da içinde hala var. Sadece hafiften kurumaya başladılar. Bu markerlarda o sulu yapı benim ilgimi çekti. Çünkü daha önce bu markerları aldığımda, ben de eskiden olan markerları aldığımda o kadar sulu bir yapı yoktu. Demek ki geliştirmiş Stabilo bu boya işini. Hazneye iyice doldurmuşlar ya da belki formülasını değiştirmişlerdir. O zamandan bu yana gerçekten ilerleme gördüm. Bunları alırken öyle bir hissiyata kapılmamıştım. Yine de bu kadar uzun süre gittiyse bu markerler hem daha uzun hem de öyle bir yapıya sahipse ben ne kadar sürede biteceklerini gerçekten merak ediyorum. Bir an önce resme geçmek istiyorum çünkü bahsetmek istediğim çok fazla detay var. İlk öncelikle kağıdı bantladım. Neden ipek diyorsanız, daha önce hiçbir videomda neredeyse bantlamadı, neden şimdi diyorsanız, çok fazla kadrajın dışından çıktığım için çok fazla görsel bir şey ortaya çıkmadığını fark ettim. Biraz geç oldu ama fark ettim, bu da bir şey. O yüzden bantlamayı tercih ettim. Bir de yaptığım resmin bir numarasına, ileride göreceğiniz o numarayı güzel bir şekilde uygulayabilmek için ona çerçeve yapmak istedim bantlarla. İlk önce resim yaparken pek bir şey gelmemişti aklıma. Malzemelere bakarak bir şey getirmeye çalıştım. Bu renklere baktığımda fantastik bir şey aklıma geldi. Çünkü çok fazla renk var. Ama ben yine bir palette sabit durmayı tercih ettim. Biraz daha ahenk bir uyum içerisinde olmaları için. Bu çizim aslında biraz da çizerken ve hatta boyarken son anlara kadar dahi bir şeyler ekleyerek ilerledim. Genellikle planlayıp resme geçerdim ama burada öyle olmadı. Ama memnunum ortaya çıkan şeyden, çünkü memnun kaldım en sonunda. Şöyle bir hikayesi var. Çizerken ilk başta böyle ormanın içinde bir kız çizmek istedim. Ormanın içinde yeşil renklerini çok güzel kullanabileceğim, arkayı da suyla açarak böyle kalemleri güzel bir efekt yakalayabileceğimi hayal ettim. Ama sonra kızı çizdiğimde şöyle bir şey aklımda canlandı. Arkadaşım Mardin'e gitmişti ve Mardin'de gölde yüzerken şelale olduğundan dolayı su o tarafa doğru insanı çekiyormuş ve biraz da korkmuş. O yüzden kayanın üstüne oturmuş. Sonrasında kafasına böyle masmavi bir yusufçuk konmuş. Bunu da bana anlattı. Belki çizmek istersin diyerekten. Ve ben zaten bunu ilk duyduğumda aklıma direkt böyle canlandı olay. Zaten beynimde ortam tam olarak masal gibiydi. O yusufçuk, o renkler direkt böyle gözümde pat 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 çıkmıştı. Öyle bir şey çizmek istedim. Ama biraz daha olayı gerçeklikten çektim. Gözleri biraz büyüttüm. Kulakları peri kulaklarından, elf kulaklarından yaptım. Bu arada o kulakları çok seviyorum. Nedense o tasarım hoşuma gidiyor. Böyle de yapınca dedim Yusufçuk da biraz büyükçe ne olsun. Bir de kulağına bir küpe koyalım dedim. Bu küpe de yine aynı arkadaşım Mardin'den gelirken bana bir nazar boncuğu getirdi. Bu nazar boncuğu Süryani nazar boncuğu olarak geçiyormuş. Üstündeki iki delik de gözü, iki gözü temsil ediyormuş okuduğum kadarıyla. Hatta bende de görebilirsiniz. Belki bende somut olarak olmasından dolayı resimde en sevdiğim kısım Süryani nazar boncuğu oldu. Çizim aşamasında. Bu arada Yusufçuk daha önce hiç çizmemiştim. O yüzden referans olarak çizdim. O referans aldığım fotoğrafı aşağı yine koyacağım. Kızda referans fotoğrafı kullanmadım. Sadece bazı anatomik detayları aynadan kendime bakarak falan yerleştirdim. Böyle fantastik bir tema olunca yüz için kuru boya kullanacaktım. Çünkü geçişleri en güzel kuru boyayla yapabiliyorum. Diğerlerine çok fazla hakim olmadığım için bir de resim malzemesi olmadıkları için daha rahat geçiş yapabileceğim bir malzeme seçmek istedim surat için. Yani ten için daha doğrusu. İlk başta böyle ben bastırarak böyle pürüzsüz bir etkiyle kullanıyorum genellikle. Bu biraz daha çizgi filmsel, böyle animasyonvari bir çizim olduğu için, daha fantastik olduğu için o dokuyu ben bırakmak istedim. O yüzden o kadar bastırmadım. Sadece çok koyu yerlerde rengini belli etmek amacıyla o dokuyu biraz öldürdüm. Onun dışında dokuyu bıraktım. Suratının dış kısımlarını 68 serisiyle geçtim. İç kısımdaki detayları da 88 serisiyle geçtim. Saçlarını mavi yaptım çünkü şelaleyi anımsatmasını istedim. Arka planı daha soyut bıraktım. Kız daha ön plana çıksın diye. O yüzden o şelale görüntüsünü de hissiyatında saçlarla oluşturmak istedim. Saçları boyamak için şöyle bir yöntem izledim. Çoğunuzda vardır bu palet. Siz evinizde böyle bir şey bulamıyorsanız porselen bir tabak ya da su emmeyecek olan bir yüzeyde kullanabilirsiniz. İlk öncelikle bir palete fosforlu kalemin boyasını çıkaracak şekilde sürttüm. Daha sonra da suyla adeta bir sulu boyaymışçasına sulandırdım ve kağıda uyguladım. Bu arada bu kısa da benim yanağımda bulunan benlerden iki tane kondurmak istedim. Çünkü her zaman o benlerim çok hoşuma gitmiştir konumlarından dolayı. Hem gözümün kenarında hem de böyle iki tane, hatta üç tane de. Üçüncüsünü çok fazla kalabalık yapmasın diye koymadım. Böyle değişik bir hava kattığından dolayı benim yüzümde ne kadar çok fazla belli olmasa da temasına uygun olacağını düşündüm ve kızımıza da iki tane gözünün alt kısmına ben koydum. Saçların dışından geçmek için yine 68 serisini kullandım. Detaylar ve gölgelendirme için 88 serisini kullandım. Tüm resim boyunca çoğu yerin üstünden geçmemeye çalıştım. Sulandırarak kullanırken bu kalemlerin sulu boya olmadığını ben unutur gibi oldum çokça. Yani sulu boya olmadıklarından dolayı sulu boya gibi de hareket etmiyorlar. Onu lütfen aklınızda bulundurun. Bu arada bir ipucu olarak da şunu söyleyeyim. Ne kadar sulandırırsanız o kadar homojen bir görüntü elde ediyorsunuz. Ayrıca sulu boya gibi bunu katman da kullanabilirsiniz. Ya da daha az sulandırırsanız, sadece fırçanızı ıslatarak alırsanız boyadan daha koyu bir görünüm elde ediyorsunuz. Ama her halükarda kalemin asıl renginden daha açık bir renk kullanabiliyorsunuz sadece. O yüzden koyu renklerde bu sulandırma olayı daha verimli geçiyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Bu arada en sevdiğim Stabilo rengini size göstermek istiyorum. Masamda kalemliğimde de var bu renkten. Tüm zamanların en sevdiğim Stabilo rengi. Bu markada böyle bir renk var. Nedense çok hoş böyle. Çok hoşuma gidiyor. O yüzden masamda hep bulunduruyorum. Bir başlık falan atacağım zaman onu kullanıyorum. Şu an elimde bir 4-5 tane falan olmuş olması lazım bu paketle birlikte. Küpeyi, yani Süryani nazar boncuğu şeklinde olan küpeyi ben metaliklerle yapmayı planladım. Çünkü biraz daha takı olduğu için biraz parlak bir görüntü istedim. Onun için de daha ortaya çıkarması açısından hem siyah kağıt üstünde daha güzel durduğundan hem de etrafında siyah bir çerçeve görüntüsü vermesi için siyah kağıttan o şekli kesip üstüne boyayı uyguladım. Yusufçuk için de canlı mavi renkleri kullandım. Yine kanatları için biraz daha parlak bir görüntü istediğimden dolayı o şekillerde siyah kağıt kestim ve üstüne boyama uyguladım. Bir kanadı resim çerçevesinden çıkacak şekilde, oradan taşacak şekilde yaptım. Öyle bir efekt vermek istedim. Aynı şekilde kenarlara yapraklar kondurdum. Bu yaprakları da kadrajdan çıkacak şekilde tasarladım. Sarmaşıklar da yine doğaçlama gelişen bir şey. Küçük detaylar ekledikten sonra da resmim bitmiş oluyor. Resimde çizimsel olarak baktığımda en beğendiğim yer yine Süryani nazar boncuğu oldu. Aynı zamanda resmin benim için kahramanı, parlayan yıldızı, metalik kalemler, en çok onları beğendim. Kamerada ne kadar çekemesem de onu yakalayamasam da o görünüşü çok güzel duruyorlar. Yakından görebilmenizi isterdim resmi. Çok önce ben gezinirken Stabilo'nun fosforlu markerların üretim aşamasını kayıt altına aldığı bir videoya rastlamıştım. Belki ilginizi çeker. Bu arada oradaki seslendiren adam da Stabilo diyor. Yani kendimden şüphe duydum. Ben bunca zamandır yanlış mı telaffuz ediyordum diye, ama daha önce de ben Stabilo diyen hiç kimseyi duymadım açıkçası. Artık araştırmadan bilemeyeceğiz. Ben de bakmadım. Üşendim. Siz biliyorsanız hangisi doğru onu yazabilirsiniz. Söylediğim gibi en hoşuma gidenler metalikler oldu. Renk olarak da pastel tonları en çok hoşuma gitti. İleride daha da bunlarla resim yapacağımı umuyorum. Çünkü bu bir deneyim oldu. Daha artık deneyimli olduğum için kullanım açısından bu kalemleri ortaya daha güzel sonuçlar çıkarabileceğime inanıyorum. O resimleri de yaptıkça paylaşırım tabii ki sizlerle. Siz de Stabilo kalemleriyle resimler yapıyorsanız görmek isterim. Farklı teknikler biliyorsanız Stabilo'larla kullanabileceğim, yorumlara mutlaka bırakın. Mutlaka denerim ben de. Umarım sorularınızı yanıtlandırmışımdır bu kalemlerle alakalı. Çünkü bana bile yararlı bir video oldu. Bu kadar çeşidi olduğunu bilmiyordum Stabilo'nun. Örneğin şu swingler falan. Bu arada bunları resimde fazla kullanamadım. Çünkü biraz daha parlak renkleri var. Benim renk tonlarım da biraz daha böyle efendi oturaklı tonlar. O yüzden fazla kullanamadım. Bugünkü videoda bu kadardı. Hala sorularınız varsa sorun. Olabildiğince yanıtlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. 1, 2, 3, jump!